Herkese merhaba, ben Faked ve yepyeni bir mod tanıtımına hoş geldiniz. Biliyorum bu modu daha önce tanıtmıştım. Fakat tanıtımıma baktım ve gerçekten kötü olduğunu düşünüyorum. Ne zaman geçmişteki bir video istesem kötü geliyor zaten bana, kendi videolarım. Kendimi mi geliştiriyorum, bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Ama ne zaman geçmişte çektiğim bir videoyu izlesem kötü geliyor. Ve bana bile kötü geliyorsa sizin için oldukça kötüdür. O yüzden Buildcraft tanıtımını yeniden yapacağız. Ayrıca ben Buildcraft'ın son versiyonunu tanıtmamıştım. Bakın şu anda lazerler, assembly table, ondan sonra gate'ler, wire'lar. Bunların hiçbirini tanıtmadım ben. Ve makinelerin çoğunu da tanıtmadım. Iron End Gate, Gold Ore Gate vesaire. Bunlar artık acayip önemli ve gerçekten müthiş işe yarıyorlar. O yüzden tanıtmam şart. Tabii ki ilk bölümde yine temel şeylere bakacağız. İkinci bölümde biraz daha geliştireceğiz. Üçüncü bölümde birazcık daha geliştireceğiz. Buildcraft en büyük modlardan biri olduğundan kanalımda iyi bir anlatım olmasını istiyorum. Şimdi başlayalım. Buildcraft oyuna birkaç tane alet ekliyor. Ve tabii ki birazcık da sıvı. Eklediği sıvıların biri petrol. Bulmaya çalışıyordum ki buldum. Dünyada bu şekilde bulunabiliyor. Çok fazla yukarı fışkırabilir, azıcık olabilir. Fark etmez ne kadar olduğu. Fakat gördüğünüz gibi yerin bayağı bir derinliklerine iniyor. Ve en dibinde de kaynağı var. Bu en önemli şeylerden biridir. Şimdi kısacası Buildcraft bir inşa ve kazı için olan moddur diyebiliriz. Itemları taşımak için en iyisi değildir. Fakat eğer gate'leri kullanırsanız en iyisidir yani. Fakat gate'lerin de yapımı oldukça zahmetli. Hemen geçelim. Öncelikle engine'lerden ve pipe'lardan kısaca söz edeceğim. Çok uzun değil. Birkaç tane pipe çeşidi var tabii ki. Wooden, cobblestone, stone, iron, golden, diamond ve obsidian. Şimdilik bunlarla kalalım. Diğerlerine daha sonra bakacağız. Şimdi sizin bilmeniz gereken şey. Bunların hepsinin yapımı aynıdır. Tek tek göstermeyeceğim. Hangi maddeden yapılmış boru kullanıyorsam iki tane o madde, ortasına cam. Mesela obsidian boruda obsidian, ortasına cam. Diamond da diamond, ortasına cam vesaire. Hepsinde aynı. Bu modun wrench'i vardır. Bu wrench bütün aletleri döndürmenizi veya onlara bir şey yaptırmanızı sağlar. Yapımı ise 3 demir, 1 tane stone gear'dır. Stone gear bir wood gear'ın etrafına 4 tane taş çevrilerek yapılır. Wood gear ise 4 tane çubuktan yapılır. Yani inanılmaz ucuz. Normal Buildcraft'ta 3 adet engine, yani motor diyebiliriz. Motor var. Redstone engine, Stirling engine, yanlış almışım. Rengi çok benziyordu, özür dilerim. Ya da adım değişmiş. Adı değişmiş herhalde ya. Evet, tamam. Bunların üçü var. Şimdi ben bir sürü mod yüklü olduğundan muhtemelen bunda birazcık değişiklikler olmuş. Siz kafanıza takmayın. Bu tahtadan olan engine en kötüsüdür. Fakat bir şeyin üstünde çalıştığı sürece patlamaz. Yeterince enerji verebilir en başlarda. Bu kömür ile çalışır. Patlama tehlikesi vardır. Ve daha fazla enerji verir şu soldaki arkadaştan. Bu ise en çok enerji veren şeydir. Fakat bunun içine yakıt koymalısınız. Yakıt olarak neyi kastediyorum? Biraz önce şuradaki petrolü. Şurada bulduğumuz. Veya onu benzine çevirebilirsiniz. Veya lav kullanabilirsiniz. Ama en iyisi petrolü benzine çevirip de kullanmaktır. Ve tabii ki patlamaması için bunun içinde daima su bulundurmalısınız. Onun yöntemlerini de konuşacağız. Şimdi bunlar ne işe yarar? Engine'ler. Öncelikle pipeların kullanımında sık sık rastlarız bu engine'lere. Hemen görevlerini kısaca açıklayacağım size pipeların. Wooden pipe herhangi bir yerden item çekmenizi sağlar.
Cobblestone pipe sadece eşyaların bir yerden bir yere taşınmasını sağlar. Bir görevi yok. Ve tabii ki stone pipe var. Stone pipe ve cobblestone pipe birbirine bağlanmaz. Yani eğer iki tane yan yana boru geçirmek istiyorsanız idealdir. Bir cobblestone, bir stone yaparsınız bu şekilde. Diğer bir farkı ise itemlar daha az yavaşlar bundan geçerken. Zaten hep aynı hızda gitmiyorlar mı diyeceksiniz. Onun da farkını birazdan konuşacağız. Bu iron transport pipe itemların karışmamasını sağlar. Yani mesela burada iron olmasaydı itemlar buradan gelince bazısı bu tarafa, bazısı bu tarafa gidecekti. Ve siz bunu istemiyorsunuz. Öyleyse bunu koyun. Elinize bir wrench alın ve sağ tıklayın. Açık olan kısma gidecektir itemlar. Nereden gelirse gelsin. Bu durumda bütün itemlar bu tarafa gidecek. Buradan gelen item bile geri dönecek çünkü gidecek bir yeri yok. Pekala. Daha sonra altın borular. Bunlar sadece hız verir. Bunları koyduğunuz yerlerde itemlar hızlanır oldukça. Peki. Diamond'ı birazdan göstereceğim. Obsidian görevi şudur. Q ile attığınız itemları içine çeker. Mesela bu. Geri döndü çünkü ben burayı kapatmıştım. Eğer ben burayı açsaydım bu tabii ki diğer tarafa geçecekti. Bakın şu an diğer taraf açık. Ve attığım şey direkt olarak karşı tarafa geçiyor. Oldukça güzel. Pekala. Diamond Transport Pipe. Bunun görevi. Birazcık stone alacağım ve tabii ki birazcık da dirt alacağım. Bu bir filtre görevi görür. Ya da birkaç çeşit alalım. Cobblestone alacağım. Daha sonra bir de tahta alacağım mesela. Evet. Bakın bunun üstünde renkler var. Ve bu renkleri filtreyi kullanmak için ayarlamanız şart. Buna herhangi bir şeyle sağ tıklayın. Burada renkleri göreceksiniz. Şu an burada olmayan renkler de var. Çünkü bunu üstten ve alttan da bağlanabiliyor. Şu an bende mavi, yeşil, kırmızı ve sarı var. O zaman onları kullanabilirim. Diyeceğim ki maviden sadece taş gitsin. Yeşilden sadece toprak gitsin. Sarıdan sadece cobblestone gitsin. Diyeceğim. Ve kırmızıdan bunları attığımda tam dediğim şekilde ayrıldıklarını göreceğiz. Bu tarafta sadece 4. Vesaire vesaire işte bu şekilde. Yani bu bir filtre görevi görüyor. Doğrudur. Taş attığımda taşlar mavi yerden geçer. Daha demin tahta attığımda direkt geçti. Çünkü onu henüz filtreye koymamıştık. Filtreye koyacak olursak tahtayı da o da gerekli yere gidecektir. Kırmızıya koyarsak yani tahtayı gidecek bir yer olmadığından direkt fırlayacak. Biraz önce olduğu gibi. Buradan uçtu yukarı doğru. Evet. Pipe'lar bu kadar. Fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü anlatılması oldukça kolay. Fakat iki tanesinin değişik bir özelliği var. Şimdi bu obsidian pipe'lara eğer siz bir engine bağlarsanız ve tabii ki bunun çalışması için bir redstone sinyali lazım. Bakın şu anda çalışıyor. Uzaktaki itemları da çekecek artık. Yani mesela ben buraya item atarsam, tabii o kadar uzaktakileri değil. Buraya atarsam bu çalıştığında çekti. Yani uzaktan çekmesini sağlamak için engine kullanabilirsiniz. Veya wooden transport pipe'lar sandıktan item çekebilmek için tabii ki bir engine'e ihtiyaç duyarlar. Bu engine'in başı her en sona geldiğinde bir tane item çekilecek. Ve tabii ki bu da gitgide hızlanacak çalıştıkça. Her zaman bu kadar yavaş kalmayacak. Bu şekilde item çekebiliyorsunuz. Ve tabii ki bunlar da filtreden geçecek. Evet. Şimdi neden daha güçlü engine'lere ihtiyaç duyuyoruz veya duymalıyız? Bu sorunun cevabı çok basit. Çünkü bunlarla çalıştıramayacağınız bir sürü eşya var. Burada buildcraft yeri varsa çok mutlu olacağım. Sanırım yok.
Hepsi konmuş, büyük graf koymamış ya buraya. Neyse. Mesela en iyi örnek tabii ki yine query olacaktır. Query dediğimiz şey özür dilerim. Alamıyorum, güzel. Bozulmuş. Query dediğimiz şey bizim için otomatik kazan bir alettir. Gördüğünüz gibi böyle bir alanı işaretledi şu an. Bunun üstünden ben herhangi bir pipe çıkarabilirim. Tabii ki stone'u tercih ederim ben. Pardon. Stone transport pipe. Bunun üstünden bunu çıkarıyorsunuz. Ve daha sonra buna enerji bağlayabilirsiniz. Bunun gibi bir sürü makine var. Şu anda bunun o kadar detayına girmeyeceğiz. Çünkü öğrenmeniz gereken daha bir sürü şey var. Öncelikle Buildcraft'ta gelişmek istiyorsanız bir enerji kaynağı bulmanız şart. En iyi seçenek sizin için petrol olacaktır tabii ki. Taşıması biraz zahmetli diye lav falan da kullanabilirsiniz ama yani en iyisi petrol. Böyle tanklar vardır Buildcraft'ın eklediği. 8 tane camı bu şekilde koyuyoruz sandık şeklinde. Ve bu bizim sıvıları depolamamızı sağlar. Bunun içine petrol koyabilirsiniz, lav koyabilirsiniz, su koyabilirsiniz. Her şeyi alır. Fakat eğer Railcraft yüklüyse, ki henüz Railcraft tanıtımı yapmadım, onu da yapacağım. Railcraft'ın tanklarında depolamak için kullanabilirsiniz. Oldukça etkilidir. Daha küçük alanda çok daha fazla sıvıyı saklayabilir Railcraft'ın tankları. Bu şekilde. Bakın, işte size tank. Fakat konumuz Railcraft olmadığından tabii ki bunun tam olarak ne olduğunu veya nasıl yaptığını anlatmayacağım. Sıvıları çekmenin bir sürü yolu var. Tabii ki diğer modlar da ekliyor. Fakat Buildcraft'ta çekmenin yolu pump'tır. Pump. İşte buradaki. Bunu yapmak için bir mining well, bir tane de tank gerekir. Mining well ise yapımı gerçekten yani hiç pahalı değildir. Tamamen demire dayalı bir yapım aşaması var. Ve bunun yapacağı tek şey direkt aşağı doğru kazmak. Direkt aşağı doğru. Hadi buna biraz güç verelim ve nasıl kazdığını görelim. Kömürle çalışan makine bağladım farkındaysanız. Dolayısıyla kömüre ihtiyacım olacak. Evet, bakın. Toprakları fırlatmaya başladı. Çünkü ona sandık bağlamadım. Ve nasıl kazdığını görüyorsunuz. Bakın. Oldukça hızlı bir şekilde kazıyor. Bu da böyle bir cihaz. Çok kullanışlı değil. Çok etkili değil. Fakat en başlarda maden bulmanızı sağlayabilir belki. Belki. Fakat pump'ı hemen şimdi anlatacağım. Öncelikle sıvıları bir yerden bir yere nasıl taşıyacağız? Normal boruların içinden sıvı geçmiyor. Bunun için waterproof pipe'ları kullanıyoruz. Bunlar su geçirmez pipe'lardır. Ve yine bir sürü çeşidi var. Wooden waterproof pipe her zamanki gibi bir yerden bir şeyi alırken kullanılır. Herhangi bir sıvıyı almada kullanılır bir yerden. Cobblestone, stone aynı, görevi aynı. Sadece içinden sıvı geçiyor. Tek farkı bu. Iron ise yine görevi aynı. Hiç anlatmama gerek yok. Golden ise yeniden hızlandırıyor. Yani hiç anlatılacak bir şey yok burada. Sadece bunların içinden item değil de sıvı geçiyor. Öncelikle bir çekmek istediğiniz sıvının yanına gidin. Oraya pump'ınızı yerleştirin. Ve eğer küçük bir su birikintisinden çekmeyi düşünüyorsanız pump oradaki suyu azaltabilir. Dikkatli olun. O yüzden ben burada okyanusu kullanıyorum. Evet. Pump yavaş yavaş suyu çekeceği aleti suya doğru uzatmaya başlıyor. İşte oldu. Şimdi tam bu seviyede duracak. Eğer bu seviyedeki sular azalırsa daha aşağı inecek. Bundan herhangi bir depoya bu şekilde çekmeniz lazım. Ayrıca sıvı taşırken hep altın boru kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Daha sonra bunlara detaylı bakacağız. Fakat şimdilik böyle kalsın.
Şimdi tabii ki Buildcraft'ın kendi tanklarını kullanacağım bunda. Normalde Railcraft'ınkileri tercih ederim ama. Evet. Bu kadar yaptım işte. Üstten veya alttan bağlayabilirsiniz. Pek bir şey fark etmiyor. Fakat ben üstten bağlamayı, altından ise sıvıları çekmeyi tercih ediyorum. Şimdi buna güç bağladığımızda sıvıları çekmeye başlayacaktır. İşte başlıyor. Bakın içinden suyun hızla geçtiğini görebiliyoruz. Bu makineler hızlandığında aralıksız su gelecek. Şu anda ara sıra boşluk oluyor. Şurada olduğu gibi. Ve yavaş yavaş bunlar tanklarımıza doluyor. Ve iki tane bu makineden yaparsanız oldukça yeterli gelir bir tane pump için. Bakın şimdiden şu kadarı doldu bile. Hızla doluyor. Ve daha bunlar maksimumuzuna ulaşmadı. Oldukça güzel. Aynı şeyi şuradaki petrolde de yapabiliriz. Ona kafanızı takmayın. O yüzden şimdilik onu göstermiyorum. Peki, bu makineyi en yüksek güçte çalıştırmak için petrolü benzine nasıl çeviririz? Güzel soru. Refinery adında bir aletimiz var. İşte burada. Ve buna sağ tıkladığınızda nereye ne koyacağınızı seçebiliyorsunuz. Tabii şu an tek bir olasılık var. Şu arka taraflarına petrolü koyacağız ve önden de benzin çıkacak. Fakat ara sıra ürettiğiniz benzin arka tarafa karışıyor. Ve bu da makinenin çalışmasına engel oluyor. O yüzden bunu ayarlarsanız çok iyi olur. Tek yapmanız gereken içi oil dolu bir kova almak. Ve içi benzin dolu bir kova almak. Bakın sağ tıkladığımda içine koydum bile. Ortaya bunları koyuyorum işte bu şekilde. Şimdi buna benzin dedik. Yere koyulamaz tabii ki. Fakat bu makinelere sağ tıkladığınızda şu şekilde içine yakıt olarak koyabilirsiniz. Şimdi ben bunun içine bir sürü petrol koydum. Farz edin ki ben bunu aynı suyu çektiğim gibi ve vay canına bayağı bir su birikmiş. Buradaki suyu çektiğim gibi şuradaki petrolü çektim ve buraya getirdim gibi farz edin. Şimdi bu nasıl çalışacak? Bunu çalıştırmak için bir sürü güce ihtiyacınız var. Gerçekten çok fazla güce ihtiyacınız var. Şimdilik şu makineyi kullanmadan yapmayı deneyelim. Bakın kaç tane şey kullandım. Steam Engine. Bakalım yeterli olacak mı? Yeterli olabilir de olmayabilir de emin değilim. Umarım yeterli olur. Pekala. Evet, yavaş yavaş üretmeye başladı. Oldukça yavaş olsa da. Şu an tam güçle çalışmıyor. Bayağı yavaş çalışıyor. Kırmızı olduğunu görebiliyor musunuz şuranın? O yavaş çalıştığını gösterir. Mavi de yavaş sayılır. Eğer burası yeşilse tam güçle çalışıyor demektir. Bu hızda doğru düzgün hiçbir şey üretemeyiz. Daha bir kovanın çeyreği bile dolmadı. Yani ilk başlarda tabii ki yine bunları kullanmak zorundasınız. Veya lavlı bunları kullanırsınız. Lav ile. Ama bu yakıt gerçekten en iyi yakıt. Ve gerçekten çok abartı gücü var. Yani inanılmaz işinize yarayacak. Ve bunu bunun içinden çekmek için ise kolayca önüne bir tane tahta su geçirmez boru bağlayıp güç verebiliyoruz. Oldukça basit. Çantada keklik. Şimdi belki birkaç tane makineye göz atabiliriz. Quarry daha ileri seviye bir şey. Başka bir şeye göz atalım. Mesela Blueprint Architect Table. Evet, Architect Table. Burada Landmark denen şeyler var bu modda. Ve bunlar bizim herhangi bir bölgeyi belirlememizi sağlıyor. Peki ne için bölge belirliyoruz? Onu sonra anlatacağım. Şimdi diyelim ki ben buraya bir yapı yaptım. Bu sizin eviniz olabilir, sevdiğiniz bir yapı olabilir. Ben ne yapayım? Direkt şöyle saçma sapan bir şekil. Alın işte size şekil. Şimdi öncelikle bunu işaretlemem gerekiyor. Tam köşelerine landmark koyacağım. Buraya.
Buraya. Şimdi boyunu ayarlamak için şuradakini kıracağım. Şeklim böyle olsun. Buraya. Şunu buraya koymam gerekiyordu. Nedenini söyleyeyim. Birisi diğer hepsine bağlantılı olmalı. Ne demek istiyorum yani? Mesela benim bunu buraya koymam gerekiyordu. Yani şimdi tek satıkta direkt bir kare oluştu. Eğer ben bunu farklı şekilde yapsaydım, mesela böyle böyle böyle, mesela daha sonra da buraya böyle yapsaydım, yine buna sağ tıklayınca sadece bir tane lazer oluştu. Bunu tamamlamak için birkaç kere daha tıklamamız şart olurdu. Tek seferde yapmanın kolay yolu ise dediğim gibi hepsine bağlantılı olana sağ tıklamak. Yine bağlantılı olmasa da yapılabiliyor. Şimdi bunu işaretledikten sonra aletimizi şunlardan birinin yanına koyuyoruz. Ve işaretlerimiz yere düşüyor. Bize böyle bir şey veriyor. Bunun içine iki tane şey koyabiliriz. Black print, blueprint ve tabii ki black print. Sanırım adı oydu. Print yazarsam çıkacaktır. Bakın blueprint var. Tabii ki kağıdın kullanış alanlarına bakarsak eminim bulabiliriz. Ve de template var. Evet. Blueprint'in özelliği, eğer siz buranın planını blueprint ile çıkarırsanız 4'ten başka bir şey kullanamazsınız yapımında. Fakat eğer template kullanırsanız, mesela ben bunu template'e yazdım. Ad da verebiliyorum. Mesela müthiş şekil diyelim. Bu bittiğinde adı müthiş şekil olacak. Yaşasın.